konuşmamız lazım, ne olmuş? Hangi konuda? Yapmayın lütfen, biliyorsunuz. Şimdi yapmam gereken işler var, belki başka zaman. Hocam. Bakın böyle peşimden gelmeyin, uygun olmuyor ya. İçim soğudu vallahi. Nasıl koydu hoca postayı? Dinleyin o zaman beni. Bakın ayıp oluyor malum önünde. Ayıp ha? Utanmıyorum ki. Ben peşinizden gelmekten utanmıyorum. Size inanmamış olmaktan utanıyorum. Şu saatten sonra var ya, yarın hiçbir şeyin önemi yok. Yani bana kim inanmıyor, hiç inanmamış, umurumda bile değil. Beni üzen tek şey ne biliyor musunuz? Sadece sizin bana inanmamış olmanız. Başka da hiçbir şey değil. Hocam ben size inanmıştım, inandım. Ama o fotoğraflar... Sizi çok kırdım biliyorum. Ama beni affedin ne olur. Hocam yarı yolda bırakmayın beni, ne olur. Lütfen. Ya kardeşim, kız üzülmüş, üşümüş, ağlıyor. Bu saatte buraya gelmiş. Nazlanma ya. Şevket, kes sesini. Ha, hayırlı işler. Ne işin var bu herifin burada? Hani bileti alan olsun diye. Herkesin içinde geberteceğim ulan seni. Yapmayın. Abi. Karıştırıyorsun abi. Derdi ne bu adamın? Ne istiyor hocamızdan? Ben de anlamadım ki ne istiyor. Ya ne oluyor ya? Ne oluyor? Şimdi bittin ulan sen. Bitirdim ulan seni! Kenan Bey. Bakın. Bir yanlışlık var. Beni birine benzetiyorsunuz. Seni öyle bir benzeteceğim ki cesedini bile kimse tanımayacaklar. Ya ne cesedi ya? Kardeşim ne diyor? Ne cesedi bu ya? Yanlışlık var. Beni birine benzetiyor kesin. Kenan Bey, bakın. Lütfen biraz sakin olun. Böyle ceset meset olmuyor ama bak. Mahalledeyiz burada. Aile var. Yapmayın ne olur. Kes! Kes lan! Son duanı yap. Boş boş konuşma! Abi, bu adam bu caminin hocası. Ziya Hoca, hatırlamadın mı? Evet, bakın Ziya Hoca'yım ben. Ziya'yım ben, tanımadınız mı? Yanlış yapan hoca da olsa Kenan abim affetmez! Lan oradan körükleme bak, gelmeyeyim oraya. Ağzını burnu kırarım senin ha. Buna bak, sıra sana da gelecek. O sıra sana da gelecek! Gel lan, gel hadi gel, gel, gel! Kesin lan! Kesin dedim! Hocam bir şey sorabilir miyim? Hocam bu adam sizden ne istiyor? Ziya abi, görmüyor musun evladım? Sorun mu şimdi? Beyefendi siz hocamdan ne istiyorsunuz? Ne diyorsun lan? Bana mı diyorsun? Evet beyefendi. Bunun canını istiyorum. Canını! Hocam canınızı istiyormuş. Sağ ol Hicabi abi. Eksik olma evladım. Kolay mı be? Kolay mı öyle can almak? Hiç. Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır. Kesin dedim ulan tatavayı. Kesin ulan! Yeter ya! İndirin şunu. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Sevda Hanım. Dağ başım burası. Ziya Hoca, bu adam sizden ne istiyor? Bakın, bir yanlış anlaşılma var. Birazdan her şey normale girer. Lütfen biraz sakin olalım. Aman polis çağırın, polis yok mu? Polis! Abi, polisler gelecek. Hadi gidelim şuradan ya. Ne polisi lan? Ne polisi lan? Ordu buraya gelse, bu gebertmeden hiçbir yere gitmeyeceğim ulan! Abi, çok kötü karıştırıyorsun ama ya. Seni geberteceğimin hayaliyle yaşadım ulan hep. Ha? Hep bugünü hayal ettim lan! Sonunda büyük gün geldi. Lan ettim lan. Ha? Şerefsiz herif. Ya Ziya Hoca'yı niye öldürmek istiyorsunuz?
sizde. Hanımefendi, yani lütfen siz bu işe karışmayın. Kenara çekilin de bir kaza kurşununa falan gitmeyin lütfen. Rica ediyorum. Çekilmiyorum, çekilmeyeceğim. Sana mı soracağım, hadi bakalım. Dokunma Ziya Hoca'ya, tamam mı? Ne Ziya Hoca'sı be? Ne Ziya Hoca'sı? Ziya Hoca değil bu. Ne diyor bu ya? Ben de anlamadım ki ne diyor bu. Bilmiyorum baba. Siz bu adamın gerçek ismini biliyor musunuz be? He? Biliyor musunuz? Hepinize soruyorum. Benim diyor bu gerizekalı. Ne diyor ya? Benim adım Ziya. Ziya Hoca'yım ben. Ziya Hoca o. Evet, Ziya Hoca. Evet. Hocamız o. Ben yıllardır tanıyorum Ziya Hoca. Ben de öyle biliyorum ama. Bu adamın gerçek adı... Bu herifin gerçek ismi Kertenkele. Kertenkele kim? Kertenkele mi? Hoca Kertenkele çıktı. Kertenkele. Bu adam yalan söylüyor. Benim adım Ziya. Suçlu bu. Suçlu. Polis arıyor bunu. En çok arananlar listesinde. Kırmızı bültenle aranıyor. Hani Ziya Hoca'ydı? O Ziya Hoca. Hoca bizi kandırmış Kertenkele'ymiş. Kandırmaz bizi hocam. Ziya Hoca ne diyor bu adam? Ben Ziya'yım. Ziya Hoca'yım ben. İnanmayın ona. Hocam ben size inandım. Nasıl yaparsınız siz bunu bana? Bakın bu adam deli. Yalan söylüyor. Yalan. Sol omzunda kertenkele dövmesi var. Aç göster. Açsın, evet, açsın, evet. Açsın, açsın, görelim bakalım. Aç, 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 açmasın, hava soğuk ya. Aç, masum olduğunu kanıtla hadi, ne duruyorsun? Hadi lan, ne duruyorsun? Açsana. Be, yeter be. Evet var, omzumda dövme var. Allah Allah. Aa, kertenkeleymiş. Terbiyesiz. Adam bizi kandırdı ya. Yazıklar olsun. Ben bu kadar insanı anlıyorum, tamam mı? Bana niye söylemiyorsun? Sen bilmiyor muydun lan gerizekalı? Doğru, ben biliyorum. Vur abi vur. Rahat ol. Kesin lan! Ulan şerefsiz, seninle de görüşeceğiz sonra. Kesin! Vursana! Hocam, dövme yaptırmak caiz midir? Hicab. Ya Allah aşkına şurada soru sorma bari ya. Bu adamın camide ne işi var? Vursunlar bunu da dünyada bir pislikten kurtulsun. Bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmekte Erol bilmez misin? Ama insan değil ki bu, suçlu. Hapisten kaçmış dedi, duymadın mı ya Ali abi? Bugüne kadar bir yanlışını görmedim. Fakire yoksula yardım etti, karnını doyurdu. Eğer varsa geçmişte bir günah, tövbe etmiştir. Abi anlamıyorsun galiba. Suçlu o, suçlu. Sürekli aynı şeyi söyleyip duruyorsun Erol. Suçluysa suçlu. O zaman cezasını çeker. Allah suçlunun da Allah'ı değil midir? Bana Ziya Hoca'nın ağzıyla konuşma abi. Hoca dediniz, bak adam ne çıktı. Vur, 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 vur. Bu adamın gerçek adı... Faruk. Faruk mu? Faruk mu? Faruk da kim ya? Aa. Yoo. Abi karıştırıyorsun, Faruk değil o. Allah'ım sana şükürler olsun, Faruk oldum. Ziya Hoca değil mi ya? O Ziya Hoca. Faruk diyor ama. Hocam Faruk olmak faydalı bir şey mi? Hicabi, Allah'ını seviyorsan şu sorularına biraz ara ver ya. Biz Faruk kim ya? Eski düşmanlarından. 15 yıl önce öldü. Allah Allah! Faruk öldü mü ya? Sen Faruk'u nereden tanıyorsun? Yok, tanımıyorum. Ulan tanımıyorsun, niye soruyorsun? Ulan herif gelmiş 15 sene önce öldürdüğü herifi tekrar öldürmeye çalışıyor, sorun olmuyor da ben sorunca mı sorun oluyor? Evet, sus! Allah Allah ya, hepsi bir dayı. Kardeşim Faruk 15 sene önce ölmüş, bilgin olsun. Allah rahmet eylesin. Rahmet cümlem. Ulan kesin diyorum, kesin! Yakarım hepinizi lan! Zehra Hanım, siz lütfen uzak durun. Bu yanlış anlaşılmaya bir son vermenin zamanı geldi artık. Bakın Kenan Bey, karıştırıyorsunuz, tamam mı? Ben Faruk değilim. Ya ben Ziya'yım ya. Ziya Hanım değil mi? Ziya Hanım. Ulan kesin dedim! Karıştırdığı falan yok lan. Ne karıştırması be? Ne karıştırması? Kimmiş bu, kimle karıştırıyor anlamadım yani. Tanıdım ulan seni Faruk. Tanıdım. İnkar etme. Kes! Hem bu üzerindeki imam kıyafetiyle seni tanımayacağımı zannettin ulan.
Abi, abi Faruk öldü. Öldü Faruk. Ben bu adamı tanırım ya. Bu para istediğimiz zengin adam. Ne parası anlamadım. Ama biz onları fakirlere dağıttık. Aynen. Beyefendi o para fakir fukaraya dağıtıldı. Yok o para. Ne parası lan? Ne parası be? Ne parası? Benim derdim bu Faruk. Dağıl çekil hep mezaradan. Hey Allah'ım Faruk olmak daha zormuş ya. Hadi lan. Son duanı et. Kenan Bey. Bakın. Ben Faruk değilim. Değil. Hiçbir zaman da olmadım. Karıştırıyorsunuz. Ne karıştıracağım lan? Ne karıştıracağım lan? Deli miyim lan ben? Ha? Deli miyim lan? Estağfurullah efendim. Estağfurullah yani. Öyle demek istemedim de. Yolun sonuna geldin Faruk. Yahu ne Faruk'u ya? Ya kardeşim söylesenize Faruk değilim ben. Ne olmuş ya? Kes! Kenan Bey bakın bir yanlış anlaşılma yüzünden hem beni yakacaksınız hem kendinizi. Ya hadi beni geçtim kendinizi yakmayın bari. Boşu boşuna hapislerde çürüyeceksiniz yapmayın. Bu halde bile size silah doğrultan adama dua ediyorsunuz. Hocam siz ne büyük bir adamsınız hocam. Beni vur beni. Hocamı vurmadan önce beni vur. Benim cesedimi çiğnemeden hiç kimseyi vuramaz. Ya olmaz öyle şey ya. Beni vuracaksın ya. Beni vur. Beni vur kardeşim hadi. Gidin lan. Git diyorum lan. Ne meraklısınız lan. Yakarım ulan hepinizi. Hadi lan. Yeter be. Yeter. Çekil. Çekeceksen çek şu tetiği be. Vuracağım vuracağım deyip duruyorsun. Vur hadi vur. Dağılın lan. Dağılın. Maşallah bak aslan gibi kız. Ziya Hoca. Hocam. Kenan Bey. Hocam affedin ben çok özür dilerim ya. Faruk zannettim sizi. Neden uyarmadınız lan beni? Ha? Ha? Aman aman. Aması yok lan. Ama kafa gidiyor biz dayak yiyoruz ya. Hocam çok özür dilerim ya. Çok saygı duydum. Muhterem bir insana az daha zarar verecektim. Çok özür dilerim affedin beni. Ya kardeşim yapıyorsun yapıyorsun bir de utanmadan özür diliyorsun. Sen ne diyorsun lan? Ha? Aslında herkes hata yapar sorun değil yani. Ne olacak ki? Efendim siz kusura bakmayın Kenan Bey. Arkadaş öyle konuşur arada sırada. Önemli değil. Hadi. Hocam müsaadenizle. Yok. Öpeyim hocam. Tamam. Girin lan. Gördün mü? Değilmiş. Nereden bileyim abi? Gördün işte adamı. Nasıl suçladı yani? Sen olsan sen de inanırsın. Pis. Tamam. Tamam. Kardeşim bu sefer gerçekten öleceksin sandım ya. Hiç saçma sapan konuşma lan. Ölmenin sahtesi mi var? Çık lan. Pardon hocam. Seval Hanım. Gerçekten size de çok teşekkür ederim. Sağ olun hayatımı kurtardınız. Hocam ben ne yaptım ki? Siz beni namıktan kurtarmıştınız, ödeşmiş olduk. Ya Seval Hanım, siz ne kadar cesur bir hatunmuşsunuz öyle ya. İnanın gözlerim doldu. Nasıl uçtunuz, nasıl adamın kafasına indirdiniz öyle, nasıl kendine getirdiniz? Abartılacak bir şey yok. Nasıl yok ya? Ya günümüzde kaç tane kadın gider merdaneyi alır da böyle bir adamın kafasına geçirir? Şevket, hadi coşma abi, hadi hadi. Hocam polise gidip şikayet edelim. Evet, polisi aradım hocam. Gidelim hocam. Gerek yok, gerek yok. Arkadaşın öyle hafızası gidiyor geliyor. Yani o şekilde bir insan. Zaten raporu var, şikayet etseniz ne olacak yani? Hiçbir şey olmaz. Ama hocam ya tekrar saldırırsa? Tamam Halil Bey, tamam. Ben giderim, konuşurum kendisine, nasihatler veririm. Özünde iyi bir insan kendisi. Bakmayın öyle arada bir gelip gidiyor zekası. Hadi lütfen dağılın arkadaşlar. Tamam hadi olayı bitirelim. Tamam. Dağılın. Hadi. Hadi hocam, geçmiş olsun. Seher Hanım sizi beklemiyorum. Sağ olun. Seval. Hocam biz dağılmayalım, konuşalım ne olur. Konuşmamız lazım lütfen, lütfen. Zehra Hanım benim yapacak biraz işlerim var. Şu an hiç zamanı değil. Sonra konuşuruz ha. Tamam. Şevket abi yürü. Kardeşim çok özür geliyorum kardeşim. Ya ne zaman sonra konuşacağız? Hocam konuşmamız lazım ya.